Herkese selamlar arkadaşlar. Mantarlar önümdeymiş. Herkese mantar çekilsen önümden videoya başlayamıyorum. Herkese mantar çekil. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapmak istedim. Elimde bakın. Şöyle çok güzel iki tane mantar var. Biraz önce bunları buldum. Videosu kanalımızda. Kanalımızdan videosunu izleyebilirsiniz. Topladığım, bunları bulduğum videoyu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bunun yanında küçükleri de var ama en büyüklerini ben şu an elime aldım. Bunların tanımını yapacağız arkadaşlar. Kurt kulağı mantarı. Biz kurt kulağı diyoruz. Bizim burada kurt kulağı diye geçiyor. Farklı yerlerde bal kadın diye geçiyor. Daha çok bal kadın mantarı diye bu mantar geçiyor. Bal kadın veya ebişke diyenler de var. Ebişke mantarı diyenler de var. Şu mantar arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel. Tazecik. Bunları biraz önce buldum. Kurtsuzlarda. Şöyle küçükleri de var. Onları da göstereyim. Asıl bunlar. Bakın. Şu mantar arkadaşlar bakın. Çok güzel. Tadı da çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Bakın tazecik. Şöyle bir görüntüsü var. Bunları toplaması da çok güzel oluyor. Bu mantar arkadaşlar nerelerde bulabilirsiniz? Nerelerde bunlar bulunur? Nereden toplayabilirsiniz? Ne şekilde olur? Ne şekilde diğer mantarlardan bunları ayırt edebilirsiniz? Diğer mantarlarla bunları karıştırmamalısınız. Diğer mantarlardan ayrılan özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu aslında dışarıda çekmek istiyordum ama dışarıda arkadaşlar yağmur başladı. Aşırı bir şekilde yağmur yağıyor. Ben bunları toplarken aşırı bir yağmur başladı. Hatta bayağı bir ıslandım. Videosu kanalımızda toplarken videosunu yine çektim ama bunların tanım videosunu, yani bu mantarı nerede bulursunuz, ne şekilde diğer mantarlardan ayırırsınız, o videoyu da orada çekmek istiyordum ama yağmur aşırı bir şekilde bastırdığı için orada çekemedim. O yüzden evin içinde çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu mantarı nerede bulursunuz? Bu mantar nerelerde yetişir? Ve diğer mantarlardan bunu nasıl ayırt edersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, mantar bilginiz yoksa arkadaşlar kesinlikle hiçbir mantarı toplamayın. Çünkü mantarlarda çok zehirli mantarlar var. Karıştırabilirsiniz ve mantarlar çok birbirine benzer. Doğada bir sürü mantar görebilirsiniz. Şu renkte olan, buna benzeyen, içi de bakın şu şekilde. Buna benzeyen bir sürü mantar doğada bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Bunları çok iyi ayırt edebiliyor olmanız lazım. Bilginiz yoksa arkadaşlar lütfen bilgisi olan biriyle toplayın. Öncelikle bilgisi olan biriyle bu işe başlayın. Zaten birkaç defa gördüğünüzde nerelerde yetiştiğini, ne şekilde olduğunu anlarsınız. Ona göre toplarsınız. Herhangi bir şekilde yanlış mantar toplamayalım arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Şimdi bu mantarı nerede bulursunuz arkadaşlar? Bu mantar ormanda olmaz. Ormanda bir defa bu mantarı aramayın. Bu mantarı ormanda bulamazsınız. Ormanda bu mantarı aramayın. Ormanda görürseniz de almayın arkadaşlar. Buna benzer başka mantarlar olabilir. Bu mantar tek başına olmaz. Yanında mutlaka birkaç tane daha olur. Bunlar ocak halinde olduğu için, belli yerlerde olduğu için. Bundan bir tane bulursanız mutlaka yanında başka da vardır. O çevreye bakın. Bunu bulduğunuz yer mutlaka siyah bir alandır. Onu takip edersiniz. O siyah alanı takip edersiniz. Mutlaka çevrede vardır. Genelde yüksek otların kenarında olurlar. Bazen içinde de olurlar. Bunlar orman kenarında olur arkadaşlar. Bunlar meranın tam ortasında da kolay kolay olmaz. Bazı yerlerde olur ama tam böyle meraların orta yerinde veya tarlaların orta yerinde olmaz. Genelde böyle küçük ormanlıkların kenarlarında olur. Böyle küçük bodur ormanlıkların kenarlarında siyah yer görürseniz ve de o yer otlu bir yerse arkadaşlar, böyle yüksek otlar varsa onların kenarında bunlar olur. Bunları oralarda aramanız gerekir. Bunları bulmak için böyle küçük bodur ormanlıklara bakacaksınız. Öyle yerlerde bunlar olur. Böyle parça parça halinde küçük ormanlıklar olur. Veya kızıl otluklar olur. Kızıl otlukların kenarlarında da bunlar olur. Şöyle bir mantar arkadaşlar. Bu mantar arkadaşlar şöyle bakın. Kökü böyle kalın. Kökü böyle kalın olacak. Bunun kökü ince olanları da var. Böyle daha ince olanlar da var ama genelde bu şekilde kökü kalın olur. Şöyle kalın kökü olur. Üstü bu şekilde olur. Şöyle sütlü kahve gibi bir rengi var. Tazeleri daha böyle diri olur. Şunun gibi. Bakın şöyle olur tazeleri. Kokusu neye benziyor? Kokusu da arkadaşlar bundan bir tane bulduğunuzda bir kokusuna şöyle dikkatlice bir bakın. Değişik bir kokusu var.
Kokusundan bile diğer mantarlardan bunu ayırt edebilirsiniz. Güzel bir kokusu var. Tadı da çok güzel. En sevdiğim mantarlardan bir tanesi, belki de ilk sırada olan mantar. Acı değil, diğer mantarlar gibi acı değil, sütlü acı bir mantar değil. İçi kızıl gibi, böyle çok güzel bir mantar. Mıhbaşı gibi, içi kızıl gibi. Hiç acısı olmayan bir mantar. Onlara göre biraz daha sert tabii. İçi kızıl veya mıhbaşı mantarı hemen kendini salar. Pişirdiğiniz zaman hemen kendini salar, ama bunlar öyle değil. Bunlar biraz daha diri durur. Bunu en iyi arkadaşlar bu şekilde tanırsınız. Kokusundan tanırsınız. Bu şekilde renginden tanırsınız. Ve de toplu halde bir yerde ocak halinde olduklarından tanırsınız. Koklarsınız, kokusundan tanırsınız. Bir de arkadaşlar bunun en ayırt edici özelliği şu. Bu mantarın kökü arkadaşlar çok serttir. Böyle kauçuk gibidir. Kolay kolay böyle kıramazsınız. Bakın. Çok zor kırılır. Şöyle. Kauçuk gibidir arkadaşlar. Bunun kökü böyle kauçuk gibidir. Zor koparırsınız. Ondan da anlarsınız. Diğer mantarların kökü böyle değildir. Hemen kırdığınızda kırılır, ama bunun kökü çok serttir. Böyle kauçuk gibi bir kökü vardır. Zor kırılır, zor koparırsınız. Bıçakla kesiyorsanız da bıçakla keserken böyle bıçak bile ses yapar. Yani gıcır gıcır ses çıkarır. Oradan da bunu diğer mantarlardan ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. En belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu. Kokusundan zaten ayırt edersiniz. Diğer mantarların kokusuna hiç benzemiyor. Bunu bir defa bulup şu şekilde koklarsanız zaten bu mantarı kokusundan bile diğer mantarlardan ayırt edebilirsiniz. Bunlar her yerde de olmaz. Belli yerleri vardır. Oraları öğrenmeniz gerekir. Öğrendikten sonra zaten direkt gidip oralara bakarsınız. Başka yerde aramanıza gerek yok. Meralarda tek tek bulunmazlar. Belli yerleri vardır. Şöyle çok güzel, taze. Bakın, kokusu bana geliyor şu an. Bu kadar uzaktan bile kokusu bana geliyor. Son olarak da şunu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu mantarları sadece sonbaharda bulursunuz. İlkbaharda, ilkbahar yağmurlarıyla bulamazsınız. Sadece sonbaharda bunlar çıkar. Sonbaharda Ekim ayından itibaren bunlar çıkmaya başlar. Ekim, Kasım gibi 2 ay kadar bunlar devam eder. O yüzden ilkbaharda aramayın. İlkbaharda bunları bulamazsınız. İlkbaharda çıkmazlar. İçi kızıllar vesaire mesela hem ilkbaharda çıkar hem sonbaharda çıkar, ama bunlar sadece sonbaharda çıkar. Sonbaharda Ekim ayında bunlar çıkar. Ekim, Kasım gibi birkaç ay devam ederler. Tabii ki yağışlı bir alan olması gerekir bunların çıkabilmesi için. Tüm mantarlar gibi bunlar da yağışlı yerlerde daha çok olurlar. Mantarlar zaten canı sudur. Kurak bir iklimde yaşıyorsanız zaten mantar kolay kolay bulamazsınız. Sonbahar yağmurlarıyla bunlar çıkarlar arkadaşlar. İç tarafını da şöyle yaklaştırarak size göstereyim arkadaşlar. Şöyle tam netleşmiyor biraz ışıktan dolayı. Dış tarafı zaten böyle. En sevdiğim mantarlardan bir tanesi. Tadı çok güzel. Bunu kavurduğunuzda çok güzel tadı var. Kuru fasulyeye de bunu katıyorlar. Kuru fasulyeye katarak da bunu tüketebilirsiniz. Kuru fasulyeye kattığınızda da bunun yemeğe çok güzel tat verdiğini söylüyorlar. Ben yemedim, tatmadım, bilmiyorum, ama ben de yiyip de tatmak istiyorum tabii ki, ama ben en çok kavurmasını seviyorum. Kavurması çok güzel oluyor. İçi kızıla göre, mıhbaşına göre birazcık sert bir mantar. Neden hep içi kızılı örnek veriyorum? Çünkü içi kızılı herkes bildiği için ondan örnek veriyorum daha çok. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu mantarın tanımını da bu şekilde yapmış olduk. Bal kadın, ebişke, biz kurt kulağı diyoruz. Bizim buralarda kurt kulağı diye geçiyor bu mantarın ismi. Daha çok bal kadın mantarı diye sanırım geçiyor bunun ismi. Bu mantarı nerelerde bulursunuz? Diğer mantarlardan bu mantarı nasıl ayırt edersiniz? Videomuzda bundan bahsettik. Şimdi ben bunları arkadaşlar bir güzel doğrayacağım. Daha sonra da kavurup yiyeceğim. Şöyle bakın, iki tane var. Küçükleri de var. Şöyle küçükleri de var yanımda. Bakın. Bir sürüler. Zaten şu kadardan. Yine poşetimde var. Küçüklerden var. 5-6 tane daha var bunun gibi. Bir tava kavurma bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Bunları sadece bir yerde buldum. Bir iki tanesini farklı yerde buldum. Şu küçüklerden bir iki tanesini farklı yerde buldum. Gerisini hepsini bir yerde buldum. Taze taze bu mantarları hemen tüketelim arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza da abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımız gelmeye devam edecek. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Mantarlar tekrardan çıkacaklar. Diğer tür mantarlar da çıkacak.
İçi Kızıllılar da çıkacak. Yine bu mantarlardan da tekrardan yağmurdan sonra çıkacak. İnşallah tekrardan bu mantarlardan, İçi Kızıllardan ve diğer mantarlardan toplayacağız. Videoları da kanalımızda olacak arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.